Efendim, EYT sürecinde işverenlerin yüksek sesle dile getirdiği taleplerin başında kıdem tazminatı desteği vardı. 11 Ocak'ta yapılan açıklamayla işverenlere kıdem tazminatı ödemeleri için Kredi Garanti Fonu'ndan 25 milyarlık pay ayrılmıştı. Deprem felaketi nedeniyle işverene sağlanacak o destek 2 katına çıkarıldı. Kıdem tazminatı kefayet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartıyoruz. EYT'linin kıdem tazminatı için işverene verilecek kredi desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için EYT sürecinde işveren taleplerinde liste başıydı kıdem tazminatı desteği. Onlarca çalışanın aynı anda emekliye ayrılması ödenecek kıdem tazminatları nedeniyle özellikle küçük işletmeleri finansal açıdan zora sokacaktı. EYT destek paketiyle işverenlerimizin 250 milyarlık yeni KGF paketiyle işverenlerin o talepleri karşılanmıştı. 25 milyar lira kefalet limitini haiz, 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vadeli EYT kredisindeki 25 milyar liralık destek limiti 50 milyar liraya çıkarıldı. Şartları sağlayanların emeklilik dilekçesi doldurduğu günlerde kıdem tazminatı ödemesinde işverenlerin zorlanmaması, EYT'linin de mağdur olmaması açısından kredi limitinin artırılması yoluna gidildi. EYT'nin yasalaşmasıyla bu yıl içinde 2.250.000 çalışan emekli olabilecek. İşverenlerin kullanacağı kıdem tazminatı kredisi ise doğrudan EYT ile emekli olacak çalışanın hesabına yatırılacak. Yani amaç dışı kullanımın önü kapanmış olacak.